Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Elektrik akımı 2 videosundayız. Temel kavramlara devam ediyoruz. Daha önce söylediğim gibi ilk önce şöyle bir genel bir tanıtım yapacağız. Ondan sonra da soruya boğacağız yani hiç merak etmeyin. Başlık başlık. Elektrik akımının oluşması. Şimdi elektrik akımının oluşması için net bir yük hareketi olmalıdır demiştik zaten. Düzenli bir elektrik akımı için de yük hareketinin de düzenli olması gerekiyor. Hani o benim size verdiğim küre örneğinde Hani böyle işte anahtarı kapatınca işte burada eksi 3Q var. Burada işte atıyorum kafadan hani artı Q var. Anahtarı kapattık. Yük akışı oluyor. Elektronlar eksi yükler bu tarafa doğru geliyor. Elektrik akımında tam ters yön seçmiştik. Elektrik yönü e, elektronların yönüne göre biliyorsunuz. Ama sonuçta bu dengelendiğinde akım bitiyor. İşte biz elektrik akımının yük hareketinin düzenli olmasını sağlayarak elektrik akımını da düzenli hale getireceğiz. Şimdi bir iletken tel pilin kutuplarına bağlanırsa, bir pilin kutuplarına bağlanırsa bu durumda telin uçlar arasında bir potansiyel fark oluşur. Böylece telin içerisinde elektrik alan serbest elektronları kuvvet uygulayarak harekete geçirir. Mesela bakın şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki kalın böyle yakından çekim bir bakır tel. Çok yakından çektiğimiz zaman bizim için silindir gibi gözükür. Şimdi siz bunu direnci önemsenmeyen böyle işte kablolarla pilin ucuna bağladınız. Tamam mı? Şöyle şuradan bağladık. Şöyle yaptık. Şurası artı oldu, eksi oldu. Ondan sonra baktığımız zaman şimdi buradan böyle e, artı buraya geldi. Bak burası artı potansiyel, burası eksi potansiyel. Hatta şöyle diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu pilin uçlarında şurada siz buraya V yazdığınız zaman bu pilin uçlarındaki potansiyel fark V'dir. O zaman bak burası ne kadar artı potansiyelse burası da o kadar eksi potansiyel olacağı için şimdi dikkat buraya artı V bölü 2 dersem buraya da eksi V bölü 2 dersem bunların arasında V kadar potansiyel fark olur. Nasıl olur? İşte bak şöyle olur. Yani şimdi burası hani sayı doğrusunda aslında sol taraf eksi olur ama hani şuna uysun diye yapıyorum idare edin. Burada artı V bölü 2 var. Burada 0 var. Burada da eksi V bölü 2 var. Yani iki uç bak arada ne oldu? V kadar fark var. Yani pil işte burada bu iletkenin uçları arasında potansiyel fark yani enerji farkı oluştururken bunu yapıyor. Şimdi burası o zaman artı burası eksi oldu. Burası yüksek potansiyel oldu. Ne kadardı? Artı V bölü 2. Burası ne oldu? Eksi V bölü 2. Şimdi o zaman artıdan eksiye doğru burada böyle bunun içinde işte elektrik alan çizgileri hatırla artıdan eksiye doğru gidiyordu. Böyle elektrik alan çizgileri oluşmaya başladı. Bunlar da yükleri harekete zorlayacak. Hatta arkadaşlar kimi kaynaklarda hiç de kötü değil ben beğenirim onu. Elektrik alan yönü ...elektrik akımının yönüdür der. Yani hiç sıkıntı değil. Şimdi her neyse burası artı burası eksi ya... ...elektronlar da tabii ki de ne yapacak? Bu tarafa doğru şöyle harekete başlayacak, harekete geçecek. Durumumuz budur. Şimdi yani bu elektrik alan sayesinde biz yükleri e, kıpırdatıyoruz. Ve şunu hemen söyleyeyim. Siz bu pili bağladığınız anda böyle anında yani ışık hızında diyeyim artık... ...yani yaptığınız anda bu iletkenin uçları arasında elektrik alan kurulur. Anında olayın yani anında gerçekleşen kısmı elektrik alanın iletkenin uçları arasında oluşmasıdır. Yani şu genel yanlışı düzeltelim. Elektron sen diyelim ki burada anahtar vardı böyle kapattın. Elektronlar ışık hızıyla hareket etmiyor arkadaşlar. Zannettiğinizin aksine elektronlar çok yavaş hareket eder. İnanılmaz yavaş hareket eder. Yani öyle böyle değil. Onu zaten detaylandıracağız. Anında oluşan, anında oluşan elektrik alandır. Bu işi herkese aynı anda her yerde yaptıran elektrik alandır. Yani sen burada böyle anahtarı kapattın mı şu kablonun içinde burada orada böyle dınk diye böyle anında elektrik alan oluşur. Buradaki elektrona ne yaptırılıyorsa buradaki elektrona da onu yaptırır. Buradaki elektrona da onu yaptırır. Anında herkese yaptırır böyle zı. Böyle anında bir hareket başlar. Her yerde olur o. Tamam mı? Öyle bir tane elektron çıkıp devreyi dolaşmıyor yani. Öyle anlatıyorsa e, yani öğretmen arkadaş belki de sıkıntı yaşayabilirsin daha sonra. Unutmayalım demişim. Bakalım neyi unutmayalım? Hatırlamıyorum bile. Daha önce incelediğimiz bileşik kaptaki su akışı örneğinde... ...uçları arasında basınç farkı olan bir boruda basınç değil su akar. Yani sen diyelim ki hani işte... E, şey olmuştu ya kabın şöyle diyelim böyle bir şey vardı şöyle burası yüksekti burası alçaktı ya şu boruda mesela basınç farkı var şuradaki basınçla burası P1 burası P2 basınç farkı var burada basınç farkından dolayı hareket eden kimdir sudur su hareket ediyor su akıyor basınç hareket etmiyor. Buna dikkat. Neden bunu söylüyoruz? Bu çok yapılan yanlıştır. Benzer şekilde ne olur bak burayı dinle bu yanlışı yapıyorsunuz. Benzer şekilde bir elektrik devresinde de uçları arasında potansiyel farkı oluşan bir iletkenden potansiyel değil dikkat potansiyel değil yük akar. Mesela arkadaşlarınız şöyle diyor, şöyle yapıyor, bakın iki tane lamba var tamam mı? Hocam diyor üretece bağladık ya diyor şimdi bunlar özdeş ya diyor tamam diyorum. Bunlar R, R. burası artı, burası eksi. Burası V ediyor. Hocam bakın şimdi bu V geldi diyor. Bak aynen böyle. V geldi diyor. İki tane var ya diyor. Burada V bölü 2 harcadı diyor. Kalan V bölü 2 de buraya geldi diyor. V bölü 2 de burada harcadı diyor. Sıfır kaldı diyor. V gelmez arkadaşlar. O gelen şey yük akışıdır. Yani akımdır. V gelmez. V zaten en baştan beri oradadır. Sen geçtiğin zaman da oradadır. Yani o basınç farkı mesela sen buradan su akıyorsun ya su akıtıyorsun ya buradan suyu tamamladığın sürece buradaki basınç sabit kalmaya devam edecektir. Bu noktadaki basınç aynı şekilde burası. Sen burada pili bağlamışsın buraya. Buradan elektrik akımı dönse de bu noktadaki basınç yani bu noktadaki potansiyel aynı kalmaya devam edecektir. Sen bu elektrik akımının sürekliliğini sağlayabilmek için bu noktanın potansiyelini sabit tutmak zorundasın asla V geldi, V geçti demiyoruz. Dikkat edin. Tamam mı? Evet yüklerin hareketine neden olan uçlar arasındaki potansiyel farktır. Onu söyleyelim. Şimdi devam ediyorum. Devredeki oluşan akım biter mi? Şimdi işte zaten bunun cevabını iyi kötü vermiş oldum ama yine de konuşalım. Devreye bağlı olan üretecin yani pilin kutupları arasındaki potansiyel fark var olduğu sürece Devrede elektrik alan dikkat edin devredeki elektrik alan ve akım devam eder. Yani hiçbir şekilde kesintiye uğramaz. Elektrik akımının esası elektronların transferi değildir. Bak bu çok hata yapılan bir şey. Bu çok yanlış yapılıyor. Yani sen buradan şöyle diyor işte bak mesela diyor ki buradan çıktı diyor geldi 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 diyor burada harcadı diyor. Geldi, geldi geldi geldi. Sanki öyle bir anlatılıyor ki bir şey çıkmış da böyle gezmiş, gezmiş, dolanmış, tekrar buraya gelmiş gibi oluyor. O zaman da insan ya diyor pil bunları diyor nasıl sonsuza kadar gönderecek mi ya? Pilin görevi sana elektron göndermek değil. Pilin görevi zaten sende olan elektronu hareket ettirmek. Pilin görevini işte karşı karşıya kaldım. bu bir dirençse mesela karşı karşıya kaldığın o direncin uçları arasında potansiyel farkı oluşturmak arkadaşlar. Şimdi o zaman e, elektronların transferi değil elektrik alan sayesinde hani burada elektrik alan oluştu ya artı eksi burada artıdan eksiye doğru elektrik alan oluştu. Elektrik alan sayesinde iş yapmak ve elektronlara enerji kazandırmaktır. Yani zaten orada yaptıkları titreşim hareketiyle o enerjiyi sen burada gerekli noktalarda gerekli şekillere dönüştürüyorsun. Lambaysa yanıyor, motorsa dönüyor gibi. Elde edilen bu enerji devre elemanları üzerinde başka enerjilere dönüşür. Isı olur, ışık olur, mekanik olur gibi. Şimdi devam edelim. Efendim elektrik devresinde elektronun kaynağı ne peki? Gene bunu söyledim ama burada bir daha alalım. Elektronların kaynağı direkt devreyi oluşturan iletkenlerin kendisidir. Sen zaten hani şuraya bir lamba koysan da yani ona kablolar bağlıyorsun ya sonuçta o da bir iletken ya onun da kendine göre elektronları var. Her yerdeki elektron benim için zaten elektrik akımı adına kaynak. Elektronların üreteç yani pil tarafından üretilerek devreye verildiğini düşünmek yanlıştır. Yani e, sana şöyle diyeyim hani oradan böyle e, nasıl diyeyim bir depodan basılan e, elektronmuş gibi üretici bize elektron gönderiyor zannetmeyin tamam mı? Zaten devredeki elektronları enerji farkı oluşturarak harekete zorluyor. Yaptığı şey bu. Elektrik alan kuruyor. Elektrik alan bura diyor artı bura eksi diyor. Elektrik alan kuruyor. Buradaki her elektronu harekete zorluyor öyle diyelim. Devreyi oluşturan iletkenlerde her zaman serbest elektronlar olduğu için bu serbest elektronların hareketi de elektro, elektrik akımını oluşturmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Elektronlar ne kadar hızlıdır? Yani bunları, bunları ne? Ne yapıyor bu adam? Yani arkadaşlar, olay artık bu, olay bu. Sen bunları gidip de başka kaynaklardan okuyamıyorsun işte. Yani bunların birinin kafa patlatıp yazması lazım, kurması lazım. Bunlar gelecek senin karşına. Dikkat et. Elektronlar ne kadar hızlıdır? Elektronların iletken içerisindeki sürüklenme hızı inanılmaz düşüktür. Yani şaşırır kalırsın sayı vermeyeceğim. Zannedildiğinin aksine ışık hızına yakın hızlarda hareket etmezler. Yani acayip yavaşlar yani acayip Böyle böyle değil. Şimdi ne demişiz yeşil yazan yerde? Düğmesine bastığımız anda yanan lambanın ışık vermesi bir noktadan hedef bölgeye giden elektronlarla değil. Bak bu en çok yapılan yanlış diye ya. bunu sürekli söylüyorum dikkat edersen. Hedef bölgeye giden elektronlarla değil, zaten orada olan elektronların elektrik alan sayesinde harekete geçirilmesiyle olur. Yani herkes aynı anda hareket eder. Yani bir, bir şey böyle buradan çıkıp da böyle bütün kabloyu gezmez. Burada da elektron var, burada da var, burada da var, burada da var, burada da var. Tık herkes bir küçücük hareket yapsa zaten o akım oluşuyor. Evet, devrede anında ve her yerde aynı anda oluşan elektrik alan. Bu hızı düşünmemizi sağlar. Ha düşünmemizi evet düşünmemizi. yani hocam yanlış mı yazdım yazdımacaktım. Yani o kadar anında oluyor ki sen zannediyorsun ki elektron uzağın ışık hızında gidiyor. Hayır öyle bir şey değil. Onu yapan elektrik alan arkadaşlar. Elektrik alan. Elektromotor kuvvet. Şimdi bu uydurma bir şey arkadaşlar. Şu lafa zaten gıcığım ben. Yani bunu daha önce de anlattım ben. Yani YouTube'da da dinlemiş olabilirsiniz. Vatandaş şöyle yapıyor. EMF diyor tamam mı? Elektro Motive force diyor. Yani elektronları e, hareket etmeleri için e, motive eden yani kuvvet gibisinden bir şey yapıyor. Biz de onu nedense motor diye çevirmişiz. Onu ne yazık ki e, biz artık EMK diye sözcük olarak kullanıyoruz. İşte ama elektromotor kuvvet diye uzun uzun da söylerlerse şaşırma. Evet. Yani insan çünkü şey zannediyor ya. Yani elektromotor var herhalde motor basıyor. Yani öyle değil yani motor yok işte o zaman hani acaba burada e, pil bize elektron mu basıyor elektron mu üretiyor değil öyle bir şey yok. Daha önce incelediğimiz bileşik kap örneğinde kollar arasındaki seviye farkı oluşturmak için pompa kullanmıştık hani birinci videoda üçüncü sayfada demişim ben. Pompanın görevi basınç farkı oluşturmaktı. Oluşan basınç farkı seviyeyi farklı tutmuştu güzel. Elektrik devresine benzetirsek nasıl olacak? Elektrik devresinde de Akımın oluşması için enerji farkı ya da potansiyel fark oluşturulmalıdır. Enerji pompası diyebileceğimiz pil bu görevdedir. Enerji farkı oluşturmak. Potansiyel fark oluşturup ya bak sen şunu şunu hatırla bak. Bir tane lamba oluyordu. Tamam mı? Bir şekilde. Sen harf veriyordun. Burası K çıkıyordu. Burası K çıkıyordu. A diyordun aynı de, aynı harfler o zaman kısa devre. Bunun sebebi buraların enerjilerinin aynı olması. Mesela buranın enerjisi voltaj olarak diyelim ki artı 2V ise burada bir şekilde artı 2V geldi mi lambanın uçları arasında bu noktalarda enerji olmasına rağmen bak dikkat et sıfır değil bir enerji var 2V diye enerji var. Yani 2V olmasına rağmen ikisi de 2V olduğu için enerji farkı olmadığı için potansiyel farkı olmadığı için bu lamba yanmıyor. Harf verme mantığı bu tamam mı? Potansiyel fark oluşturup elektrik enerjisi sağlayan kaynaklara EMK kaynağı denir. Oluşan potansiyel fark epsilon'la gösterilir. Hatta biz şöyle diyoruz. Bakın onu da buraya yapacağım. Bir tane pil var burada. Tamam mı şöyle? EMK'sı yazmış altına diyelim ki soruda adam ya da neyse okuduğunuz kaynak 10 volt demiş. EMK'sı 10 volt olan şekildeki üreteç devreye bağlandığında yani cümleye giriyor ya senin orada ne anlaman lazım? Bu pilin bağlı bulunduğu noktalar artık nereye gidiyorsa bağlı bulunduğu noktalar arasında 10 voltluk enerji farkı oluşturduğunu anlayabiliriz. O zaman EMK yükseldikçe oradaki enerji tehlikeli boyutlara gelir. Evet şimdi yaptığımızı bir özetleyelim ya bir sürü şey söyledik sonuçta. Akım şiddeti dedik i ile gösterdik ı ile de gösteren var da racon iyidir küçük ortaokulda ı görmüş olabilirsin ama artık i yap Elek ya iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır tamam güzel potansiyel farka bakalım bir devre elemanının bir ucundan diğer ucuna birim yükün geçmesi için harcanan enerjiye o devre elemanının uçları arasındaki potansiyel fark ya da gerilim denir bak ilk kez kullandım gerilim de oluyor burada gerilim var Dedim mi hani burada enerji farkı var. Hani dokundun mu çarpılırsın demek o. Yani öyle diyelim. Tamam mı? Yani harcanan enerji. Yani sen şöyle diyelim. Bir tane direnç var tamam mı? Şimdi şöyle. Sen burada işte bir tane pil bağlıyorsun. Tamam. Burası artı oluyor. Burası eksi oluyor. Burası da V oluyor. Şimdi sen burada diyelim ki harf verdin. Tamam. Burası K noktası. Burası L noktası. Burası L. Buradan da K geldi. Şimdi K-L arasında potansiyel fark V. E burada da KL var. O zaman buradaki potansiyel fark da V. Bir devre elemanının bir ucundan diğer ucuna artı bir birim yükün gitmesi halinde. işte o elektrik alan vardı ya o kuvvet iş yapıyor. Buradan buraya gitmesi halinde sen burada V kadar enerji harcıyorsun işte. Lambanın parlaklığı da oradan geliyor mesela. Bir lambanın bir ucundan diğer ucuna gittiğinde ne kadar enerji harcıyorsan, ne kadar V harcıyorsan, birim yük adına harcadığın enerjiyi o kadar lamba parlak yanıyor. Ona dikkat. Şimdi geldik artık ilk kez tanıdık bir yüze. Şu ana kadar yazdığım her kaynakta olmayan detaylardı. Ama tabii ki de bir tek ben bilmiyorum bunları. Yani öyle konuşuyorsak affola. Yani e, bir tek ben biliyorum kimse bilmiyor elektriği ben buldum değil yani tabii ki bizim yaptığımız şey var olanı derlemek arkadaşlar. Yani öğretmen dediğin kişi yani şey değildir bilim insanı değildir yani var olan e, öğretiyi belirli bir çerçevede, belirli bir kurallar dahilinde hitap ettiği kısma yani öğrenci olur, lise öğrencisi olur, üniversite öğrencisi olur neyse artık aktarmaktır yani. Bunu ben böyle yaptım, ben buldum falan diyorsam yazık bana. Yani ağzımdan kaçmıştır. Öyle bir şey de dediysem özür dilerim yani. Bunu bir tek ben biliyorum öyle bir şey yok yani. Hatta bilmiyorum. Adam demiş yani tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir bu ayanasına ya. Bu nasıl bir yani şey ne denir buna? Yani ego yok yani sıfır. Süper. Şimdi devreyi kurduk. Bak epsilon ya da v göstermişiz. Artı eksi. Demiştik ki artıdan eksiye doğru elektrik akımı oluyor. Yola a diye bir şey koymuşuz. Biz bunu ampermetre diyoruz arkadaşlar. Ampermetre. Bazen e, şöyle oluyor. Hani içine A harfi koyabildiğimiz gibi böyle. Bazen de şöyle yapıyorlar tamam mı? Hani böyle göstergesi varmış gibi şöyle yapıyorlar. Ok yanına da A harfi koyuyorlar. Hani ampermetre bu, bu da göstergesi gibi. Aynı mantıkla voltmetre var bak burada direncin tepesine bağlanmış. Bunlar nasıl şeyler şimdi? ampermetreyi hani şeye benzetirler su sayacına benzetirler hani buradan geçen suyu ölçüyor gibisinden hani o benzetme hani su olayı devam ediyor nereden geçen yani suyu ölçeceksen nereden geçen akımı ölçeceksen ampermetreyi oraya koyarsın diyorlar yani böyle bir şey e, tamam diyoruz ama ampermetre burada yokken buradan böyle rahat rahat geçen bu akımı ampermetre koyduğumuz zaman yani engellemememiz gerekiyor Engellemezsek daha rahat akar. Hani biz orada yokken nasıl çalışıyorsa devre yine öyle çalışır. Bunu sağlamak için işte arkadaşlar bunun iç direncinin sıfıra yakın olması lazım ampermetrenin yol üzerinde. Hani sonuçta bize engel olmaması gerekiyor. E bu tabi teorik yani neyin iç direnci sıfır? Allah aşkına yani kağıt üzerinde yaşıyoruz biz. Ha, ucuzu var, pahalısı var. E, ne kadar pahalıysa işte o kadar e, sonuçta iç direnci sıfıra yakındır. Onu bir belirtelim durumumuz bu yani. İç direnci sıfıra yakın. Hatta şey olur. İç direnci sıfıra yakın olduğu için sen burasına mesela K harfi verdiysen şuradan K geliyor ya. Diğer tarafına da K harfi verme hakkın oluyor. Olayımız bu. Devrede elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur. İşte geldi. Ampermetre bulunduğu kol üzerinden geçen akım şiddetini ölçer. İç direnci teorik olarak sıfırdır. Güzel. Geldik voltmetreye. Şimdi yalnız voltmetre harcanan enerjiyi ölçüyor ya. Mesela burayı sen okudun tamam mı? Buranın enerjisi 10. Yani sallıyorum şu anda. Buranın enerjisi de atıyor atıyorum yani arkadaşlar. Buranın enerjisi de 4. Bu bilgi geliyor tamam mı? Burada enerji 10'du diyor. Burada enerji 4'tü diyor. Ha on, 10'du 4'e düştü. Demek ki burada 6 harcandı diyor. Voltmetre sana 6'yı gösteriyor. Burada birim yük adına harcanan enerji 6 volt'tur diyor. Şimdi ee, voltmetre burada yokken akım nasıl buradan rahat rahat geçiyorsa kafası karışmadan voltmetreyi buraya bağladığımızda da aynı şekilde olmalı. Yani elektrik akımı şuraya gelmeyi geçmeyi düşünmemeli. Tamam mı? Voltmetrenin üzerinden de takılırım dememeli. O zaman biz bu düşünceleri silmek için akımı buraya gelmeyi baştan böyle buradan düşünmeyecek. Yani ben paşa paşa buradan gideyim diyecek. Bunu yapabilmemiz için bunun iç direncini arkadaşlar voltmetrenin sonsuz kabul ediyoruz teorik olarak. Yani çok yüksek diyoruz ya da voltmetre işte bulunduğu noktalar arasındaki birim yük adına harcanan enerjiyi okur. Ee, i̇yi iç direnci teorik olarak sonsuzdur. Tamam en sonunda artık ohm yasasıyla tanışalım. Ben zaten o, bu Alman bir fizikçi soyadı ohm adamın. Yani ne demiş biliyor musunuz? İşte burada bir direnç var ya bir iletken var. Yani direnç deyince sadece engelleme yapan olarak görmeyin iletken dediğiniz bir bakır telin bile kendine göre bir sonuçta neyi var? Direnci var. İşte iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark yani onun üzerinde harcanan enerjinin o iletkenden geçen akıma oranı sabittir diyor adam. Bak bu oran sabitmiş. Şu oran her zaman bir iletken için sabit. İşte diyor ki ben bu sabit orana ne diyorum? R yani direnç diyorum. E güzel oluyor. Tabi herkes bunu nasıl kullanıyor? Ben de dahil olmak üzere. V eşittir i çarpı r. Ama başta bir bunu yapalım. Hani V bölü i diyoruz ya burada. Burada mesela bir eğimi var bunun. Bak böyle güzel. Yani ona göre de grafiği var. Sürekli olarak V bölü i yaparsan sonuçta sen buradan R'yi bulursun. Burada eğim yani sana neyi verecektir? Direnci verecektir. Eğim direnci verir. Ya zaten bir ucu V bir diğer e, eksende i olursa ne olabilir ki zaten yani R kendiliğinden gelecek. Senin şu ikisiyle ilgili olarak bildiğin tek formül var bu. V potansiyel fark volt. E, I akım şiddeti amper. R de zaten direnç ilk kez yazdık. Birimi on diye uzun uzun yazarsın ya da şöyle bir sembolü var şapka gibi. E, şöyle. Evet. Omega diye bir saat var ya hani hatta şöyle falan değişik böyle enteresan. Evet gerçekten de şapkaya benziyor yani. Tamam. Böyle değişik bir şapka oldu. Viking şapkası gibi oldu. OM yasası ile ilgili milyon tane zaten soru yapacağız hiç merak etmeyin. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda direnci etkileyen faktörleri incelemeye başlayacağız. Görüşmek üzere diyoruz.